İlaçlarınızı getirdim Azim Bey. Ama daha dokunmamışsınız. Güzde Hanım Tokyan içsin demişti. Ben atölyeye geçiyorum. Fazilet Hanım yanıma yollayın. Ama ilaçlarınız? Küçük bir işim var. Beni beklemeden sakın çıkma. Bana sormadan bu Hazım Bey'in kahvaltısını kim götürdü acaba? Hı? Ben götürecektim. Çok pardon Fazilet Hanım. İlaç alması gerekiyordu da sizi bekleyemedi. Anne sen de nasıl konuşuyorsun yani insanlarla? Otur şuraya da konuşalım biz ne yapacağız ne edeceğiz? Sinan Bey gitti mi? Bilmiyorum. Zaten konuşacağımız şeyin onunla ilgisi yok. Sinan Bey biraz önce çıktı. Anne gözünü seveyim odaya gidip konuşalım ya. Fazilet Hanım, Hazım Bey seni atölyede bekliyor. Anne ben de... Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Ben Hazım Bey'le konuşup gelene kadar buradan bir yere ayrılmıyorsunuz. Ben şu Hazım Bey'le bir konuşayım bakayım. İşinize, işinize hadi. Siz de işinize bakın. Konuşacak ki Hazım Bey'le. Sözünü tutmuş ol. Lütfen sözünü tutmuş ol. Hadi bakalım Fazilet. Hazım Beyciğim. Çok şükür. Sizi böyle dimdik ayakta görmek ne güzel. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Size de çok geçmiş olsun. Ya başınıza gelenleri az çok duydum. Gerçekten çok korkunç. Feci. Ne yapalım? Başımıza soktuğumuz evde böyle oldu işte. Gerçi evde bizim ev değildi yani. Sizin oğlunuzun eviydi de. Olsun ne yapalım? Cana geleceğine. Mala gelsin diyor insan. Beterin beteri var Hazım Beyciğim. Bakın benim akrabam şimdi ölümle pençeleşiyor. Bir kazanın kurbanı oldu. Akrabanızın durumu nasıl? Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur durumunu. Anlayamadım. Anladınız Hazım Beyciğim. Anladınız.
İşte aradılar, kazayı haber verdiler. Ben de koştur koştur gittim hastaneye. Onun benden başka kimi kimsesi yok. Bir başına, yazık. Ben de ertesi gün açtım gazeteleri Hazım Beyciğim. Aa, bir de ne göreyim? Benim gariban Kerime'ye sizin arabanız çarpmış. Dedim dünya ne kadar küçük. Ama siz tanımıyorsunuz değil mi bu Kerime'yi? Ah, tanısaydınız, dertlerini bir dinleseydiniz. Bilmiyorum, neymiş derdi? Özel, yani özel dertleri. Şimdi girmeyelim oraya. O zaten iyileşir iyileşmez sizi görmeye gelecek, biliyorum ben. Ne demek istiyorsunuz? Açık açık söylesenize. Neyi ne demek istiyorum Hazım Beyciğim? Açığı kapalısı mı var bunun? Siz kadıncağızı özel hastanede yatırıyorsunuz iyileşsin diye. Bütün masraflarını karşılıyorsunuz. E tabii tanımıyorsunuz Kerime'yi. Çok hatır şinastır. Mutlaka gelecek ve size teşekkür edecek bu iyiliğiniz için. Bu hanımefendi sizin neyiniz oluyor? Akrabam diyeyim. Nasıl anlatayım? Şöyle Hazım Bey. Şimdi bu Kerime'nin rahmetli kocası benim amca oğlum olur. Yani biz amca çocuklarıyız. Siz tabii hatırlamazsınız. Sizin inşaatınızda kim bilir kaç işçi çalışıyordu, değil mi? Ne diyordum? Ha siz şeyden hatırlarsınız Cemal'i. Sizin şantiyenizde iş kazası olmuştu. Hani belki oradan hatırlarsınız. Ne acıydı bizim için, ne acıydı Hazım Bey. Ben yordum sizi galiba. Kimden bahsettiğinizi anlayamadım. Benim kabahatim Hazım Beyciğim. Yani hasta hasta şu anlattığım konulara bakın. Tabii yani binlerce ustabaşı geçmiştir sizin o şantiyelerden. Yani siz yani bir iş kazasında kaybettiğimiz Cemal'i mi hatırlayacaksınız? Bunalttım ben sizi değil mi? Bunalttım. Vallahi konuşturmadım sizi Hazım Bey. Kusura bakmayın siz beni niye çağırmıştınız? Ha şu misafirlik meselesinden dolayı çağırmışsınızdır. Biz o meseleyi bugün çözdük. Ben ve kızlarım Kerime'nin evinde kalacağız. Artık başımızı sokacak bir evimiz yok Hazım Beyciğim. Bu Kerime'yle de ben yıllardır görüşmüyordum. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız şimdi. Burada hiç kimi kimsesi yok. Anahtarı neyi bende, her şeyi bende. Bugün işte gideceğim, alacağım kızları, yerleşeceğim evine. Bir evladı vardı. Ama neyse o da çok şey, çetrefilli konu şimdi. Başınızı şişirmeyeyim. Ne diyordum? İşte öyle yapacağız. Evine gideceğiz, yerleşeceğiz. O garibim yalnızlıktan kurtulacak. Ben de evsizlikten kurtulacağım kızlarımla beraber. Artık bana her şeyi anlatır Kerimem. Ne anlatmak istiyorsa. Yıllardır görüşmüyorduk ya. Çok uzattım. Ben bir gideyim artık. Kerime'nin evine kızları bir yerleştireyim. Hazım Beyciğim izin verirseniz eğer. Sonra döneyim burada işimin başına. Fazilet Hanım. Buyurun Hazım Bey. Başınızı sokacak bir eviniz var sizin. Yani tıpkı Salih Hanım gibi. Siz de kızlarınız da burada yatılı olarak kalabilirsiniz. Yok Hazım Beyciğim, şimdi Salih Hanım'la ben bir miyim ayol? O bir başına bir kadın. Benim iki tane kızım var. Şimdi diyeceğim kızlar Kerime'de kalsın. Ben burada yani olmaz herhalde. Hazret Hanım yerimiz var. Sizin için de kızlarınız için de. Hazım Beyciğim, vallahi ne diyeceğimi bilemedim ben. Onca olan biten olaydan sonra yani şu iyiliğiniz karşısında ben ezim ezim ezileceğim. Şaştım kaldım, ne diyeceğim bilemedim yani. Ha, bu kadar büyütecek bir şey değil. Biliyorsunuz bizim personel zaten yatılı kalıyor. Yerimiz var dedim size. Diyorsunuz. İyi.
Madem siz öyle uygun gördünüz Hazım Beyciğim, öyle olsun, öyle olsun. Hadi öyle yapalım. E gideyim madem ben o zaman. Kızlara bir haber edeyim. Olur mu izin verirseniz? Tamam. Allah sizden razı olsun. Hazım Bey, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok şükür, çok şükür. Hadi. Sen anlıyorsun beni Hazım Bey. Benim dilimden anlıyorsun sen. Sen bırak onları. Yerini bilmezsin. Zaten ayak altında da dolaşmayın. Yardım etmek istemiştim ama. Gerek yok. Biz kendi işimizi kendimiz hallediyoruz zaten. Bir de dün gece çamaşır yıkamışsınız. Biz çamaşırları makinede yıkarız. Biz de çamaşırları makinede yıkarız. Ama o banyoda makine yoktu. Ayrıca gece geç vakitti. Sizi uyandırmak istemedik hani insanlık olarak. Tamam tamam. Nasıl olsa gidiyorsunuz. Bir kereden bir şey olmaz. Mutfakta da çok seviliyormuşsun gerçekten. Al işte ya. Şarjım bitti. Yandı gitti tabii yok. Ece kalk odada bekleyelim annemi Allah aşkına ya. Hadi. Kolay gelsin. Günaydın. Size de. Ben odaya gidiyorum. Geliyor musun? Şey sen git ben geliyorum şimdi. Geçmiş olsun. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Aslında ben seninle başka bir şey konuşacaktım. Söyle. Senin o cadı kardeşim. Günaydın Yağız Bey. Günaydın. Bir şey mi konuşuyordunuz kızım? Yo, ya şey şarj soruyordum da telefonum kapanmış. Ama benimkisi uymaz sana. İyi günler. İyi günler. Ne oldu anne? Sen gel bakayım benimle. Konuşacaklarımız var. Gel benimle. Bir de yanımda kaş göz yapıyor herife ya. Delirtecek bu kız beni. Heh, anne hele şükür ya. Hadi ne konuşacaksak konuşalım da. Daha bir ton işimiz var. Hayırdır ne işin var? Ev bakmaya mı gideceksin? Hangi parayla? Binnaz ablalarda mı kalacağız yine? Ne yapacağız? Ya şuradan bir çıkalım da kalırız tabii Binnaz ablalarda. Ne olacak? Sonra da hiçbir yere gitmiyoruz kızlar. Bizim evimiz artık bu yalı. Bizim için en mantıklısı bu. Hem adam sen zannediyor musun ki biz evsiz kaldık diye böyle bir teklif etti bize? Ha? Ne diye teklif etti anne? Git kendin sor istersen. Kızlar. Bizden önceki kahya burada yatılı değil miydi? Ha? Yatılıydı. Hem bu evin eskisinden daha çok yardımcıya ihtiyacı var. Bak şimdi Sinan eve geri dönüyor. Yağız desen artık burada kalacak. Hazım Efendi düşündü, taşındı. Dedi ki en iyisi biz bu işi yatılıyla çözelim dedi. Bence böyle düşündü yani. Ya anne olmaz öyle ya sığıntı gibi. Ne yapalım acaba? Binnaz ablana mı gitsek gene? Hı? Kızım orada iki gece kaldık. Sığıntı olmadık da ne olduk? Ha? Kocası ayrı ağız eğer. El kadar bebeler ayrı ağız eğer. Bunu mu istiyorsun sen? Sığıntı mı olalım istiyorsun?
Koskoca yalıda, ekmek kapıda, emeğimle çalışıp odama çekileceğim yerde, ha? Sırf benim kızın gururu var diye konuya komşuya sığıntı mı olalım istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Daha faturaları toplamamış. Bir de kahya olacak. Hazım Bey böyle uygun görmüş. Ne yapalım yani? Yatalı kalacaksınız demiş. Kızlarınıza ayrı oda var demiş. Size ayrı oda var. Ama gel sen bunu benim mıy mıy kızlara anlat. Mıy 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 mıy. Mıy 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 mıy. Ya anne o kadar basit değil ya. Biz hiç başkasının evinde yaşamadık ki. Bana bak Hazan Hanım. Adam açık açık söyledi. Ya teklifini kabul ederiz, kalırız bu yalıda, tamam mı? Ya da reddedersin bu teklifi, istemezsin. İşsiz sokaklarda sürünürüz. Hangisi? Seç beye. Tamam ya. Artık bir süre idare edeceğiz, ne yapalım? Vay başımıza gelen. Zaten bu ev olayı bitti, sen artık maaş alacaksın. Hı. Ben de... İş bakarım. İş bulduktan sonra da artık ev bakmaya başlarız. Ne yapalım? Bir süre böyle. Tamam. Yasin. Sen ne diyorsun bakalım Ece Hanım? Yani ben bir şey demiyorum. Madem siz de ablamla öyle karar verdiniz tamam. Ne yapacağız ki başka? Ben okula gideyim ya. Çok geç kaldım. Narincim, canım parfesi deme annemin tarifinden olsun. Yaparım tabii Selin Hanım. Afiyetle yersiniz. Bu arada Nermin, misafirlerimiz gitmeden odaları köşe bucak aransın. Kötü sürprizlerle karşılaşmak istemeyiz. Kızlar, yandık, yandık. Başımıza gelenleri bir bilseniz. Ne geldi başımıza? Yani özel bir şey mi aranızda mı? Yok. Selin Hanım... Yani ben Fazilet Hanım'dan bir şey duydum da yani aslı astarı var mı bilmiyorum. Ne duydun? Artık yani bizimle burada yatılı kalacaklarmış. Adam. Baba. O kadın yalan söylüyor değil mi? Ne oluyor Selin? Yalan söylüyor o kadın değil mi? Yalan söylüyor. Hangi kadın? Ne diyorsun kızım sen? Merhaba Hazım Bey. Burası artık bizim de evimiz olmuş. Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Baba duydun mu kızı? Bizim evimiz diyor ya. Sen bunları nasıl yerleştirirsin bizim evimize ya? Kim onlar ya? Nasıl yerleştirirsin? Selin, burası benim evim. Ben istediğimi alırım, istediğimi de atarım. Bu kızla uğraşmaktan da vazgeç artık. Uğraşmayacakmışım. Uğraşmayacakmışım. Tamam uğraşmayacağım. Başkası uğraşsın. Başkası uğraşsın. Alo. Alo Yasin. Sözlü'nün yeni adresini öğrenmek istersin diye düşündüm. Ne dedin sen? Sözlü'nün artık yalıda kalıyor. Yani bizim evimizde. Abimin yanında. Bakalım yeni evinde rahat edebilecek misin küçük şeytan? Thank you.
Doğru zamanda sevgilim. Artık istesen de beni unutamayacaksın. Nasıl kalacağız burada? Sinan neredesin? Eve geliyorum. Sen gitmedin değil mi? Evde misin? Yok, gayet evdeyim. Tamam, geliyorum ben. Sinan, konuşmamız lazım. Biliyorum Azan. Konuşacağız. Çok şey konuşacağız. Birazdan oradayım. Bakalım sevinecek misin? Yoksa benim gibi gerilecek misin? Buyur Sinan. Abi neredesin? Ufak bir işim vardı da şimdi eve geçiyorum. Ne oldu? Yalıya gel. E, akşam geleceğim zaten. Abi şimdi gel. Ne oldu, babamla ilgili mi? Hazan'la da seninle de konuşmam gereken şeyler var. Hazan'la ve benimle ilgili mi? Ne oluyor Sinan? Ne hakkında konuşacaksın? Aklına gelen ilk şey hakkında. Otel odası. Ben tahmin etmiştim zaten Sinan Bey. Hadi bakalım. Ne yaptın Sinan be? Ne yaptın ya? Yolun sonuna geldin. Hadi bakalım. Ne mırıldanıyordun öyle kendi kendine? Hiç. Sana bakıyordum. Gülümsemene. Gülümsüyor muydum ya? Farkında değilim. Hadi odaya gidelim. Konuşacaklarımız uzun. Önce benim sana söylemem gereken bir şey var. Peki. Zaten benimkisi büyük haber. E hadi. Sustun kaldın. Bak sen konuşmazsan ben ağzımdan kaçıracağım artık. Bana son kez gülümser misin? Neden son kez? Hadi. Gülümse. Bak.
Öyle ısmarlama olunca. Neyin var senin? Benim. Benim neyim var? Sevdiğimi çok geç anladığım bir kız var. Sana vermem gereken bir şey var. Söyledi mi sana o? Nil. Ne yaptığını söyledi mi? Ne? Biber, göbek, marul, Brüksel... Zilet Hanım, market alışverişlerine hep biz gideriz. Gülten ya da ben. Bunca zaman öğrenemediysen de öğren artık canım. Allah Allah. O faziletten önceki devirdi herhalde Nermin'ciğim. Fazilet tek başına gitmek istiyor. Kahyan böyle istiyor. Alışverişe yalnız başına gidecek. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha? Tövbe ya. Hadi hadi işine bak sen, işine bak. Allah Ece! Allah.